Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, muhabbet kuşları odamıza geçiyoruz. Evde üretim yapmanın faydaları arkadaşlar. Yani 7/24 muhabbet kuşlarına bakım yapabiliyorsunuz. Yani aklınıza takılan bir şey olduğunda odaya gelip direkt müdahale edebiliyorsunuz. Yani evde beslemenin, evde üretim yapmanın avantajı olduğu gibi dezavantajları da var. Onların da bahsedeyim sizlere. Birincisi ses faktörü. Sabahları aşırı derecede cıvıltı var, ses faktörü var. Yani sesi sevmiyorsanız, muhabbet kuşunun cıvıltısını sevmiyorsanız evde üretim yapmak sizin için gerçekten ızdıraba dönüşebilir. Onu söyleyelim. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımızın odasında temizlik yapacağız. Bugün temizlik günü. Bakın yumurtaya yatan kuşumuz da pencereden bize bakıyor. Bunun 6 tane yumurtası var. Yumurtanın 4 tanesi dolu. Allah izin verirse bu sene sarıda üretimine başlıyoruz. Sarı üretimine de başladık. Bunun ilk yavrularını kümese ayıracağım. Kümese ayırma durumum var. Çünkü ağırlık olarak sarı DF Japonese dönüyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet, bugün dediğimiz gibi temizlik yapacağız. Etrafı size şöyle bir göstereyim. Bir de temizlikten sonraki hallerini göstereceğiz. Yani nasıl temizledik, içerinin düzenini nasıl ayarladık, hepsini göstereceğiz. Şu masayı öncelikle bir toplayacağız hepsini. Malzemeler dağınık bir vaziyette. Ama öncelik olarak muhabbet kuşlarına mama yapacağız. Bugün sabah saatleri, saat 8.30 sabahın saatleri. Bir de arkadaşlar maş fasulyesi var. Onunla ilgili video çekiyorum. Çimlendirme videosu çekiyorum. Daha önceki videomuzda bahsettik. Buğday çimlendirme işlemini de yaptırdık. Yani maş fasulye veyahut da buğday çimlendirme işlemini yaptığımız zaman muhabbet kuşlarına protein kaynağı, E vitamini takviyesinde bulunmuş oluruz. Elinizden geldiği kadar imkanınız varsa, yani haftada bir kere de veyahut da iki kere de olsa en fazla iki kere maş fasulyesi veyahut da buğday çimlendirme verin arkadaşlar. İster mamaya katın verin. İsterseniz de ayrıca mama kaplarında verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün temizlik yapıyoruz. Etraf görmüş olduğunuz gibi batmış vaziyette. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Yani 2500 aboneyiz ama video atıyorum. İzlenmelerimiz yani 150-200 arası değişiyor. Yani 150-200'ü geçemiyoruz arkadaşlar. Yani bazı videolarımız var 300-350 izlenme sağlanmış ama yani gerçekten bazı arkadaşlar var bildirim zillerini açmıyorlar. Yani bildirim zillerini açmadığınız için de sizlere bildirim gitmiyor. Yani bildirim zillerini açmayan arkadaşlar varsa açmalarını rica ediyorum. Yani kanalımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza birinci olarak abone olmak, ikinci olarak bildirim zilini açmak. Yani bildirim zilini açıp bizi takip ederseniz gerçekten sevinirim arkadaşlar. Yani gerçekten emeğimin karşılığını almadığımı düşünüyorum. YouTube platformunda emeğimin karşılığını almadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Yani izleme sayılarımız umarım artar. Bakın burada yavrularımız var maşallah. Bunlara biraz sonra mama yapacağız. Anne babaya mama vereceğiz. Ayrıca muhabbet kuşlarına da 50 beslene mama takviyesinde bulunacağım. Şimdi videoyu donduracağız. Bu video 2-3 apart şeklinde olacak. Bugün temizlik var. Temizlik yapacağız. Bir de temizlikten sonraki ortamın düzenini sizlere göstermek istiyorum. Şu an ortamın karışıklığı bu şekilde. Arkadaşlar havalandırma sistemine de bahsetmek istiyorum. Yani temizlik yapıyoruz. Havalandırma sistemi de mutlaka olsun. Her kümeste, yani benim odanın ölçüsü 3 metreye 3 metre diyebiliyorum. Yani her kümeste, her odada muhabbet kuşu üretimi yaptığınız her yerde, yani bu kuşun çokluğuyla alakalı. Benim 16-17 takım muhabbet kuşum var. Burada havalandırma sistemini yapmam şart. Havalandırma sistemini de bu şekilde zaman ayarla, prizden ayarlamışım. Yani saatte 15 dakika, 20 dakika çalışıyor. Onu siz zamanını siz ayarlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, havalandırma mutlaka önemli bir konu. Onun da notunu sizlere düşmek istiyorum.
Yani temizlik nasıl önemliyse havalandırma sistemi de o kadar önemlidir. Yani muhabbet kuşlarına pis hava, kirli havayı soluturursak yani muhabbet kuşlarına mantar çoğalır, kümesli hastalıklar çoğalır. Yani elinize geldiği kadar havalandırma sisteminiz güzel olsun, yeterli olsun. Evet, şimdi videoyu donduruyoruz. Arkadaşlar, temizlik Nihat'inle bitti ama ben de bittim arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Bugün muhabbet kuşlarımızın odasını temizledik, yerleri sildik, yerleri süpürdük. Yani son halimiz bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki masamızı da sildik, biraz topladık. Akvaryumumuz da bu şekilde. Gerçekten her taraf batmış bir vaziyetteydi, toz olmuştu. Şu malzemeleri buraya koyduk ama bazılarını dışarı çıkaracağız. Bazı ilaçları da şunun üstüne koyduk orada. Yani tabanları sildik, sirkeli su ile sildim, elma sirkeli su ile sildim. Dezenfektan görevi görsün diye sirkeli su ile siliyorum arkadaşlar. Bakalım şu an için temiz. Yani bu temizliğin 1-2 gün vakti var. Yani 1-2 gün sonra ortalık yine batacak, eski haline dönecek. Kafeslerimiz zaten 2-3 gün oldu temizleyene. Bazı kafeslerimiz batmış durumda. Bakın arkadaşlar. Hayırlısı olsun, canlar sağ olsun. Siz batırın, biz temizleriz. Arkadaşlar, yavrularımız var. Yumurtada olan takımlarımız var. Sarılarımız hala anlaşıyorlar. Dişinin ağzına yem kusuyor. Bakın arkadaşlar, dişinin ağzına yem kusması anlaşma belirtisi. Yani yakın zamanda bunlarda bir haber bekliyorum. Burada yeme düşen muhabbet kuşlarımız vardı. Bakalım burada kaç tane yavrumuz kalmış. Evet. Burada 3 tane yavrumuz var. Bunlar da yakın bir zamanda yeme düşecekler. Yani az bir günleri kaldı. Onların takibini yapıyoruz. Rainbow takımlarımız bu şekilde. Rainbow'ların ikinci kuluçkasında bakalım. Yeni gelişmeler olabilir belki. Çiftleştiğini görmedim ama hayvanlar belki ikinci kuluçka yuvasını hazırlayabilirler. Kabağımız içeri girip çıkıyor. Ama şu an için yumurta yok. Bunları bekliyoruz. Bakın arkadaşlar, yavrum bir tanesi de yeme düşmüş. Daha doğrusu aşağıya atlamış. Az önce babası yem kusuyordu. Şu dişiyi ayırma düşüncem var arkadaşlar. Yani muhabbet kuşlarımız 3 tane burada var. Bir tane de yerde var. Yani bu dişiyi ayıracağım. 1-2 hafta böyle dinlensin. Baba bakar belki bu yavrulara. Babanın bakacağını tahmin ediyorum. Çünkü baba da bakıcı bir kan. Yani anneyi ayıracağız, dinlendireceğiz. Babanın bakmadığı yerde, babanın yetişmediği yerde takviye olarak ben elle besleme takviyesinde bulunacağım. Üst tarafta da yumurtalarımız var. Limon erkeğimiz çiftleşmeyi hala öğrenemedi. 3 tane yumurtası var. Ama bilmiyorum, gönül ister ki dolu olsun. Yani bu erkekten hala yumurta yavru alamadık. Daha doğrusu yumurta aldık ama yumurtaların hepsi boştu. Yani kerata bize bir yavru vermedi. Arkadaşlar, bunlar sattıktı, çift kanatlar. Bir de şuradaki takımlar, şuradaki yavrular var arkadaşlar. 5 tane burada var. 3 tane yuvada var. 2 tane burada var. Yani 10 tane Van'dan bir arkadaşımız rezerve etti ama yani tam alıp almayacağı da belirsiz. Yani şu an için para almış değiliz. Tam anlaşma sağlanmadı. Tanesini 150 liradan çift kanatları. Mantolları da 100 liradan saydım. Yani toplu alacağı için biraz uygun söyledim aslında. Bayağı bir uygun aslında. Piyasanın çok çok altında. Yani bakalım, inşallah toplu olarak alırsa elimizde de toplu bir para geçecek. Yani toplu para geçtiği zaman bir ihtiyacımıza yarıyor, ihtiyacımızı görüyoruz. Parça parça geldiğinde o paradan çok bir şey anlamıyoruz aslında. Harcıyoruz yani. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşımızla haberleşeceğiz. Duruma göre muhabbet kuşlarını alır veya da almaz. Onun bilgisini yine sizlere verdim zaten. Bakın arkadaşlar, çift kanat. Dişimizin kanadı tek kanat. Diğeri de çift kanat. Altlarından gelen yavru çift kanat arkadaşlar. Yani demek istediğim olay bu arkadaşlar. Yani kanatlığında çift kanatlı varsa, hayvan tek kanatlı olsa böyle çift kanat atabilir. Bakalım, güzel olursa, hoşumuza giderse onu kümese ayırabiliriz. Kümesin elemanı yapabiliriz.
Bir sarı daha burada var. Sarı tonlarında. Bakalım onun rengi nasıl olacak. Bir tane tepeli erkeğimiz var. Bakın arkadaşlar. Yani bu keratoları bu aylarda alacaksın. Yeme düştüğünde alacaksın. Bunlara eğitim vereceksin. Yani bu aylarda yeme düştüğünde eğitim kolay verilir. Yani benden size tavsiye, bir muhabbet kuşuna eğitim vermek istiyorsanız yeme düştüğü zaman alın. Özellikle erkek olursa daha iyi olur. Erkekler eğitime daha yatsınlar. Evet arkadaşlar, bugün yorulduk. Bugün temizlik günüydü. Muhabbet kuşlarımızın odasını temizledik. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olarak bize ufak da olsa destekte bulunabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.